بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nisa surası 78. ayet. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Aynama tekunu yudrikkumul maut. Velau kuntum fi burucin müşeyyede. Ve in tusibhum hasenetun yakulu hazihi min indillah. Ve in tusibhum seyyiyetun yakulu hazihi min indik. Kul كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الله تعالى haber veriyipti ki qayerda bo'lsalaringiz ham ölümsüzlerini topadi ve agarchi baland mustahkam burujlarda bo'lsalaringiz ham ve eğer onlara bir yaxşılık yetse, bu Allah'ın huzurundan deyişedi. Ve eğer onlara bir yamanlık yetse, bu senin huzurundan deyişedi. Peygamberimize hitap kılıp. Aytkin, her bittesi Allah'ın huzurundandır. Bu kavimlerine nime bela buldu ki, gapni tushunishlikka yaqin bo'lishmayapti. Suyuti rahimahulloh tafsirda aytayaptilar: Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin husunin mushayyadatin murtafiatin. Qayerda bo'lsalaringiz ham o'limsizlarni topadi va agarchi baland qo'rg'onlarda bo'lsalaringiz ham. Buruju degan kalimani mana husun, ya'ni qo'rg'on deb tafsir qilyaptilar. Fala tahshawil qital khawf al maut. Shunday ekan, eng mustahkam qo'rg'onlarga kirib olasalaringiz ham baribir o'lim sizlarga yetar ekan. Endi sizlar o'limdan qo'rqib jangdan qochmanglar. Allah yurida jang qilishlikdan qo'rqmanglar. Baribir o'lim keladi-ku, o'lim sizlarni o'limdan hech kim qutqarib qola olmaydi. Va in tusibhum ay al-yahud. Agar ularga yetsa, ya'ni yahudiylarga. Hasanatun yaxshilik, ya'ni hisbun vasi'atun mulkulchilik. Va kengchilik yetadigan bo'lsa, yomg'ir ko'p bo'lsa, hosillar ko'p bo'lsa, rizqlarida, hayotlarida kengchilik bo'lsa, yaqulu hazihi min indillah. Bu Allohning huzuridandir deydilar. Va in tusibuhum sayyatun, agar ularga yomonlik yetsa, jadbun va balaun, qurg'oqchilik va balo musibatlar kelsa, kama hasalalahum inda qudumi nabiy sallallohu alayhi vasallam al-Madinata. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelgan vaqtlarida ularga hosil bo'lgan edik. Ya'ni payg'ambarimiz kelgan yillari shunday qurg'oqchilik bo'ldi, ofatlar ko'p keldi, ya'ni zohiran qaraganda. Shunda yaqulu hazihi min indik ya Muhammad, ay bi shu'mik. Ey Muhammad, bu seni huzuringdan, seni tarafingdan bo'lyapti. Yani seni yomonligingdan kelyapti bu. Mana seni kelganing Madinaga yoqmadi. Sen bizga zararli bo'lib kelding. Kelganingdan beri boshimizga balo kelyapti, deyishardi. Qullahum, ularga aytgin. Kullu minal hasanati va sayyiati. Yaxshilik va yomonlikdan har bittasi min indillahi Allohning huzuridandir. Min qibalihi Alloh tarafidandir. فَمَا لِهَا أُولَيْ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ.
bu kavimlerge nime buldu ki? Ular çünüşlikke yakın buma yaptılar. Ay la yuqaribuna en yefhemu. Yani çünüşlikke yakın buma yaptılar. Hadisen yani gapni. Yulqa ileyhim. Yani ularge taşlanadigen gapti, çünüşme yaptı. Ularge aytilayotgan gapti, çünüşme yaptı. وَمَا اِسْتِفَامُ تَعْجِيبٍ مِنْ فَرْدِ جَهْلِهِمْ مَا عَجَبْلَنِشْلِكْ سَوَالُدُرْ فَمَا لِهَا اُولَى دِيَتْكُ مَا دِيَتْ Ne buldu bunları ya? لِمَا لِيدِبْ لَمْ مَاگِ yapışkendik için مَالِينِ bir müstakil kelime edip oylamıyorlar. Tecrid kitaplarında okudular hiç. Yani kelimeler Yani mausul bo'ladi, maqtu' bo'ladi. Aslida fama bo'lib turib, keyin lam havlayga yopishish kerak edi. Fama liha ulayil qavmi. Bu qavmlarga nima bo'ldi deish kerak edi. Lekin Usmon azinahuni mushafida shunday yozilganligi uchun, la ma'ga qo'shilib yozilganligi uchun ulamolar shunga ergashib, lamni ma'ga qo'shyapti. Aslida lam harfi jardur, havlayga yopishishlik kerak edi. Şunun için bana bir de yimâ diyen kelime savaldır ve aceblentirişlik savalı. Ulanın cehaletini nihayette haddeden aşkendi giden. Ve nefhü mukarabetil fi'li eşeddu min nefhihi. Şimdi bir işini, yakınlığını rad kılıçlik, onu rad kılıçlikten göre katta uğraktır. Yani bu kafirler, münafıklar yaptı, çünme yaptı diyenden göre Çünüşkeyem yakın bulma yaptı digeni ağırrak bir kelime. Yani bir adam sorarsa ki biz oğlumuzu medreseye koyduk. Üstazdan bir soruyelik. Oğlumuz ders oku yaptı mı? Dese, üstaz derse ki oğlumuz ders okuşken yakın hem kime yaptı? Dese bu cüda hünik bulan. Ders okuma yaptı denk göre bedderrak bulan. Ötken ayetlerde Allah-u Teala cihatke Allah yolda cang kılıçlıkke tergib verdi, büyürdü, emir kıldı. Ve münafıklar, imanı zayıf insanlar, cihattan korkuşluğu, cihattan yüzü girişliği, cihat kımaslığı için bahane kılıçlığını zikir kıldı. Şimdi Allah Teala etti ki, cihattan korkadiganlar, cihattan kaçadiganların en katta bahanesi korkuğu ölüm. Onlar öyle dedi ki, biz cihatke barsak, cihat meydanına barsak ölemez. Tirik kemiğimiz de böyleydi. Ve halen ki cihad meydanları bilen kafirlerinin diyarlarını kıyas kırıp köyledigen bu siz. Mesela Avrupa'da Avrupa'nın halen bir devletini hesap kitap kılın. Şurada yedigen nişte adam ölü yaptı. Ve cihad meydanlarda nişte adam ölü yaptı. Teşirip köyledigen bu siz. Avrupa'daki ölü yaptırgenlerinin adedi köpürak. Cihad meydanlarında öyle yaptırganlar azraq. Demek bu kader meselesi bu. Yani biz yaxşı bilemiz de. Şu cihaddan korku yaptırganlar, dinge hizmet kılıçlığından korku yaptırganlar bilvasın ki, bu ölüm meselesi kader meselesi. Eğer sizge Allah'tan 100 yıl umurda kader kıyken olsa hiç kim öldürülmeydi. Hiç kanakası öldürülmeydi. Bütün dünya işini taşıp sizi öldüremem dese öldürüşemeydi. Eğer kaderinizde ölüm yazılgen bulsa, اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَغُدُ Hayır da bulsalar ingiz hem ölüm sizlerini topladı. Kayıt da bulsalar izan. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَ Eğer ki müstahkem, belen burujlarda bulsalar ingiz hem Buruş doğrusu da ikide tafsir var. İmam-ı Suyuti husun deyip tafsir kılı yaptılar. Yani korganlar da yaptılar. Yani yakınrak kılıp. Eğer şu yeryüzüdeki en belend, en müstahkem korganlarında bulsalar isem, kirvagen bulsalar isem, beraber ölümsülerde topladı. Melekül Mevut gelip de canları izah edildi.
Hiç kim sizlerde kutkarıp kalalmaydı. Eğer şunge işenseleriz, imanlarız bulsa, kaderge iman kildirgen bulsalarız, demek ki ölümden korkuyorsalar. Bana bizi zamanımızda Suriye cihadı ümmet için nimet buldu. Minglab yigitler barıp gelişi yaptı. Hani barıp gelişi yaptı. Şehit bugünlerde kalasız, o barı yaptırgenlerde aldı da cüde ve kişkine adet. Barmaqla sanaydigan derecede. Cihattan korku yaptırgenler, dinge hizmet kılıçlıdan korku yaptırgenler, fakat yine uzunu günahkar kılı yaptı, uzunu şermende kılı yaptı, dünya ahiratta rasva kılı yaptı, halas. Burujni yana bitta tafsiri Vassama'i zatil buruj. Osmon va burujiga qasam deyapti Alloh taolo. Shu Buruj surasida. Bu yerdagi burujdan maqsad osmondagi mintaqalardir. Osmondagi mavqelar. Bu yerdagi burujni ba'zi mufassirlar o'sha osmondagi burujlar deb tafsir qiladi. Ba'zilarda e'tirozlari bor-u. Lekin buruj degan kalima haqiqatan mushtarak. Osmondagi yerlarga ham ishlatiladi va shu baland qo'rg'onlarga ham ishlatiladi. Agar osmondagi burujni aytib turgan bo'lsa Alloh taolo, unda ma'no yana ham keng, yana ham mubolag'ali bo'ladiki, sizlar osmonlardagi o'sha eng baland burujlarda bo'lsalaringiz ham yer yuzidan qochib ketsalaringiz ham baribir sizlarga o'lib yetadi. Mana bizning zamonimizda har xil gaplar chiqyapti-ku. Amerika osmonda bir yer qurishga harakat qilyapti ekan. Yaqinda yer kurrasi parchalanib ketarkan. Yo'q bo'lib ketarkan. Shuning uchun Amerika o'sha osmonda yashashligi uchun bir yer quryapti ekan hozir. O'sha osmonga chiqib yer qurgan taqdirda ham burujlarga yerlashmagan taqdirda ham ular o'lim kelgandan keyin baribir o'ladi. Qarang, yer portlab ketsa, osmonga qochib ketishni o'ylashyapti-yu. Lekin Allohga qaytishni o'ylashmayapti. Allohga rujuq qilsin. Allohga qaytsin. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hazihi min indillah. Agar ularga yaxshilik yetsa, bu Allohning huzuridan deyishadi. Hum degan zamirni Imom Suyuti Yahud deyaptilar. Yahudlarning ehtimoli ham bor. Lekin hozir oyatni siyoqiga qaraydigan bo'lsangiz, oyatni siyoqi bu yerdagi hum zamir munofiqlarga borishligini taqozo qiladi. Iymoni zaif insonlarga borishligini taqozo qiladi. Chunki oldingi oyatda 70-chi oyatda nima dedi Alloh taolo? Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum va aqimus solata va atuz zakat. Qani qo'llaringizni tiyinglar, namoz o'qinglar, roza tutinglar deyilgan kishilarni ko'rmadingmi? Falamma kutiba alayhimul qitalu iza fariqu minhum yakhshawna an-nas ka khashyatillahi aw ashadda khashya. Fa qalu rabbana lima katabta alayna al-qital? Laula akhartana ila ajalin qarib. Qarang. Ya'ni jihoddan qochib turganlar kimlar? Munofiqlar va iymoni zaif kishilar. 77-chi oyatda shunday gap kelyapti ekan. Endi 78-chi oyat shuni davom bo'ladi albatta. Alloh taolo shu iymoni zaif kishilardan va munofiqlar to'g'risida bahs qilyapti. Demak, وَاِنْ تُسِبْهُمْ دِگَنَدَگِ هُمْ زَمِيرُ اُشَرَرْ يَقْبَ بَرَدِ Yahudlarda zikir ötmedi ki yakında. Lekin Yahudilerden hem bugün bunarsa. Ularga yaxshilik yetganda, yani mana şu imanı zayıf ve münafık kişilerge yaxshilik yetganda, fatih, nusrat bosa, ganimet kesa, izzet kesa, yoki başka tabi yaxshilikler bo'ladigan bosa, yağmur ko'p bo'lsa, aytishadiki bu Allohning huzuridan deydi. Agar ularga yomonlik yetib qolsa, bunda bu seni huzuringdan deyishadi. Yomonlik nima?
suyutu etkendiği kuruvakçılık, bala, bundan taşkarı mesela cenk kılındığı zahiren bir mağlubiyet, Uhud ki hoşagen. Ya ki yaralanışlık, bazı kişilerin şehit buluşluğu, bazı ayarlarının beyve kalışlığı, farzandlarının yetim bulup kalışlığı, ticaretlerde büzülüşlüğü. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye kigenden kiyin, Medine'deki kişiler Mekke taraflarına sefer kıla almaya kaldı. Mekke'ye ticaretke barış almaya kaldı. Umre'ye barış almaya kaldı. Şundaki yine içerdi ki, buralar hemmesi sine tarafından dişarıdır. Karim Peygamberimiz Aleyhisselam'a hançelik aziyet bir şey yaptı. Yaşlık ise, Peygamberimiz kigenden kiyin, yaxshilik kelsa Allohdan deyishadi, yomonlik kelsa payg'ambardan deyishadi. Sendan bo'lyapti bu deydi. Sen kelganingdan beri bo'lyapti deydi. Yani aynı shu gaplarni siz shu zamonda ham eshitasiz. Dinga xizmat qilsangiz, da'vat qilsangiz, odamlarga dinni o'rgataman desangiz, atrofingizdagi iymoni zaif bo'lgan insonlar yoki munofiqlar yaxshilik kelsa Allohdan deydi. Aytadi ki, mesela siz alimsiz, bu kim bu? Mahluk ki bu, deydi. Hemen seni Allah yaratadı, deydi. Biz Allah'tan başkasına ihtiyacımız yok. O zaten biz aldığın dönem ticaretlerimiz yakşıydı, avruyumuz yakşıydı, işlerimiz yakşıydı. O zaman biz aldığın dönem bizi bir uruşka adamlardık, hemen bizden korkardı, çöçürüdü, gafımız ütarıdı. Bu alimsiz sevemez bu. Uzumuzu kıyan tedbirlerimiz, tertiplerimizden Allah-u Teala bize bereket veriyordu da deyişedi. Eğer bir yamanlık kip kaladigen bursa, bir bela kip kasa, ya hükümetler tarafından kıyınçilik kip kaladigen bursa, bana şu alım sanatçı buldu. Hem yudu rasva kıldı, hem onu bize düşman kıldı. Bana şunu sebebiden, başkaları bizden cankil yaptı, bizi öldür yaptı. Hayallarımız bir ve kalışı şu sebepçi buldu. İnsanlarla ortamızda düşmançılığı buluşuyor, şu sebepçi buldu. Çünkü adamda kamalışıyor, katıl kınışıyor, bana şu sebepçi buluyordu. Şu kılı yaptı bu fitnelerdi. Bu fitneçi, de devre bana şu alimlerge asıladı. Hakka çakır yaptırken, hakka davet kılı yaptırken, kişilerge nispet birişedi. Eğer sizi başlayacak şimdi derseler ki ise, hursan buluyun, elhamdülillah deyin. Çünkü Peygamber'de başı yekigen derse bu. Halin ayetten sabit buluyordu. Eğer onlarga yaxshilik kelsa, bu Allohning huzuridan deyishadi. Onlarga yomonlik kelsa, yaqulu hazihi min indik. Ey Muhammad, bu seni tarafingdan deyishadi. Payg'ambarimiz alayhisalomning boshiga kelgan kunlar, sizi boshingizga kelsa, bu baxt saodat emasmi, ne'mat emasmi bu? Demakki, payg'ambar yo'lidan ketyapsiz ekanda, demakki, payg'ambarga ergashyapsiz ekan. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam'a yakın insansız ki Peygamber'de başına giden eserler sizi başınıza geliyordu. Allah-u Teala diyordu ki Kul, aytken ey Muhammed Kullu min indillah. Bunlar hemen Allah'ın huzurudendir. Yaxşiligem Allah tarafından Yamanligem Allah tarafından. Yaxşili diyem Allah yaratadı, Yamanlik diyem Allah yaratadı. Halen kader meselesi. Bunu bilen Peygamberimiz Aleyhisselam münafıklarını, imanı zayıflarını, Yahudilerini, Mekke müşriklerini, bütün düşmanlarını radkili yaptılar. Ve biz üçün en bir tavsiye bile yaptık ki, kıyamet geçe, kimi ki dinge hizmet kısa, dinge hizmet kıyam vakti de düşmanlarına bana bunu ne yaptıysa, aitsin ki, kullun min indillah. Hemesi Allah'ın huzurudendir. Sizler mahlukka nisbet vermeyler. Yağmur yağsa yağmasa mahlukka ne alakası var bunu? Ha, bütün mahluklarda itibarıya kareydi Allah-u Teala. Yani insanlar kançeli takvadar bulsa, ibadet göğü bulsa, yağmur köp yağadı. Günahke, masiyetke batıp geçse bu bereketler kemeyedi. Yağmurlar tohtaydı. Bu umumi derse. Lekin xususiy holatda bir shaxsga aloqasi yo'q bularni. Aytgin hammasi Allohning huzuridandir. Bu oyatdan qadar masalasi sabit bo'lyapti. Qadar to'g'risida avvalo qadarchilar ba'zilari qadarni mutlaqo inkor qilishib,
Qadar degan narsa yo'q. Ya'ni oldindan yozilmagan. Hammasi endi bo'ladigan narsalar dedi. Shu gaplarni botilligini ko'rsatyapti oyat. Aytganki, bular hammasi Allohning huzuridandir. Wal qadari khayrihi va sharrihi min Allohi ta'ala. Qadarni yaxshi va yomoni Alloh tomonidan ekanligiga iymon keltirishlik. İmanın İslam'ın en mühim bölümlerden bittesidir. Kaderini inkar kıyan kafir buladı. Kaderini inkar kıyan taifeler, bunlar kendi inkar kılışadı. Kaderini mutlaka inkar kıymıyordular. Kader diyeni, mesela Allah Teala bir insanga namaz okşuluğunu kader kıldı diyeni, namaz okşuluğunu kudret yarattı diyeni deyip tevil kılışadı. Aldığından onu Allah Teala şu kaderine yazıp koyu geldi miydi? Bunu bir insanın kaderi diyeni, kudreti diyeni diyeceğiz. Yani kader başka, kudret başka. Kudret doğrusu diyen deliller var, kader doğrusu diyen deliller var. Yine bazı insanlar kader deyin karkım ediyor, kader var dedi. Lakin kader hammasi yaxshilik deydi. Qadarda yomon narsa yo'q deydi. Yomonliklar Allohdan emas deydi. Yomonliklar mahluqdan deydi. Mana bular yo'xshab. Yaqulu hazihi min indillah, yaqulu hazihi min indik. Yaxshiliklar Allohning huzuridan deydi, yomonliklar mahluq tomonidan deydi. Bu qaray munofiqlar, iymoni zaiflar, mushriklar, kofirlarning aqidasi bu. Musa alayhissalomga ham, Ibrohim alayhissalomga ham, o'tgan butun payg'ambarlarga, Nuh alayhissalomga, Shuayb alayhissalomga mushriklar kofirlarni aytgan gapi bu. Kofirlar aqidasi. Qaray, u kofirlar bizning zamonimizdagi qadariylardan ko'ra aqlliroq bo'lyapti. Hech bo'lmasa bular yaxshiliklar Alloh tomonidan deyshyapti. Ya'ni qadariylar esa mutlaqo qadarni inkor qilishadi. Endi mana bu adashganlar yomonlik Alloh tomonidan emas. Masalan, Mu'tazilalar va Jahmiyalar. Ular aytadiki, Alloh taolo yomonlikni yaratmaydi. Yomonlikni insonni o'zi yaratadi. Mahluqni o'zi yaratadi deydi. Bu ham kufr aqida. Aqida kufr, so'z kufr, fikr kufr. Lekin toifalarda kafir demeyiz. Yani muayyen takfir kılınmıyordu. Çünkü Peygamberimiz aleyhisselam şu kadar doğrusu da akidesi büzülediği insanlardı, ümmetim diyenler. Peki ahl-ı sünne mesuller. Ahl-ı sünneden taşkarıya çıkan adeşken taifeler. 73 firkadaki adeşken taifeler ne olur? Peki onlar da akidesinin küfürlüğünü bilip koyuştuk gerek. Bana ayetten sarahatan açıkçasıya sabit bo'lyapti ki, ayet-i Muhammed aleyhisselam kullun min indillah. Her bittesi Allah'ın huzurudandır. Yaxshiligam Allah tarafından, yomonligam Allah tarafındandır. Eğer biz yaxshilik Allah tarafından, yomonlik mahluk tarafından desek, bu akide insanını mecusilikke alıp boradı. Mecusilikke. Çünkü mecusilerin akidesi şu. Ular aytadiki ki, ikkita xudo bor deydi. Biri Alloh. Bütün yaxshiliklarni Alloh yaratadi. İkinci xudo shayton deydi. Bütün yomonliklarni shayton yaratadi deydi. Va ikkala xudo doim jang qiladi. Qaysinisi g'olib bo'lsa shu bo'ladi deydi. Alloh g'olib bo'lsa yaxshi bo'ladi, shayton g'olib bo'lsa yomonlik bo'ladi deydi. Qani aqidani buzuqligini. Shu yerdan kelib chiqadi u. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom ba'zi hadislarda aytadilarki, agar shu hadislar zaif bo'lsa ham, lekin turuqlari ko'p bo'lganligi uchun bir-birini quvvatlab, ya'ni mu'tabar bo'ladi, hasan darajasiga chiqadi. Aytadilarki, qadariylar bu ummatning majusisidir. Meni ummatimning majusisi qadariylardir deb payg'ambarimiz alayhissalom xabar berganlar. Ve bütün ulamalar bu meselede ittifak kıladılar. Kaderiler bu ümmetinin mecusisidir. Yani mecusilik alıp baradır. Aslında insaniyette içinde mecusiyet diyen din yok idi.
İnsanlar hammasi İslomdaydi, iymondaydi. Majusiylik dini qayerdan kelib chiqdi? Mana shu buzuq aqidadan kelib chiqdi. Shuning uchun ahli sunna val jamoat bu aqidalarni qattiq rad qiladi. Famali haulayil qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa. Bu qavmlarga nima bo'ldiki? Ular gapni tushunishlikka yaqin bo'lishmayapti. Tushuna olishmayapti. Munofiqlarni ham rad qilyapti Alloh taolo. İmanı zayıf kişiler diyem, Yahudlar diyem, müşrikler diyem ve bu ayet hazırlığı gibi kaderiler diyem reddiye böyle yaptı ki bu kaderiler nimaga kader meselesini düşünme yaptı. Yaxshilik ve yomonlik hemen Allah tarafından ekenliği, hemen kaderde varlığını bu kaderçiler nimaga düşünme yaptılar. Mu'tazileler, cehmiyeler nimaga düşünme yaptı. Nimaga çürüşke yakınan buluşma yaptı. Bizi zamanımızda bazı bir sünniler, Müslümanlar şu kaderçilerden tahsillenip kalıyordu. Bizi zamanımızdaki kaderçiler, kader dinkar kıladıklarlar, şimdi profesör suratı da, doktor suratı da çıkıp, dabdabali merkezleri var, dabdabali medreseleri var, tahkikat merkezleri var, uzlarca tahkik kılışı yaptı. Ve her hıl dalillerde kildirişedi, dalillerde naorun kildirişedi. Başka meselenin delili bu gene seni kildirişip, kader dinkar kılışı yaptı, sünnilerde katta rahat kılı yaptı, Müslümanlar ilimsiz bu geldiği için onları geri geçip geti yaptı. Peki Allah Teala o şey, kader dinkar kılı yaptırken, ahli sünnilerde zıt akidede bu gen kişilerde eti yaptı ki, bu kavimleri yenime buldu ki, yaptı, çünüşlükke yakın bulma yaptı dedi. Bunlar Kur'an-ı Hadis'te çünüşlükini koyun, Kur'an-ı Hadis'te çünüşlükke yakın bulma yaptılar. Ahli sünnetga zid bo'lgan kishilar Qur'on hadisni tushunmagan insonlardir. Ularga ergashishlik joiz emas. Ularga ergashishlik harom. 79-oyat. Ma asabaka min hasanatin fa min Alloh. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Yaxshilikdan nima yetsa Alloh tarafidandir. Yomonlikdan nima yetsa nafsing tarafidandir. Va biz seni insonlarga rasul qilib jo'natdik. Va Alloh taolo guvohlikda kifoya qildi. Shuni aytayaptilar: "Ma asabaka ayyuhal insanu min hasanatin khayrin fa min Alloh." Ey inson, senga yaxshilikdan, go'zallikdan nimayi ki yetsa Allah tarafidandir. Atatke fadla minhu. Bu yaşlılık senge Allah tarafidan fazl bulup geldi. Allah'ın fazli bulup geldi. Ve ma asabake min seyyiyetin beliyyetin fe min nefsik. Senge yamanlikten, beladan nimayi ki tedigen bursa nefsin tarafidandir. Atatke haysu irtekebet ve irtekebete ma yestavcibuha min az-zunub. Bu musibet senga keldi. Çünkü sen o'sha musibetlerini vacib qiladigan günahlarını kıldın. Varsanaka ya Muhammed linnasi rasula. Biz seni jo'natdik ey Muhammed. Bütün insanlarga rasul qilib. Halun muakkidatun. Bu ta'kidlovchi holdir. Va kafa billahi shahida. Ve Allah Teala güvahlığı da kifaya kıldı. Ala risaletik seni risaletinge. Yani seni Rasul ikenliğinge güvahlığı da Allah Teala kifaya kıldı. Ve bu ayette Allah Subhanehu ve Teala başka muhim meselelerde bayan kılıyordu. Yani yaşlılıktan ne meykesi Allah tarafındandır, Allah'ın fazlidir. Daimet yapız. Bizge kilerigen bütün yaşlılıklar. Dünyada busun, ahirette busun, hamesi Allah'ın fazlidendir. Biz aslida yaxshiliklarga loyiqmasmiz. Yaxshiliklarning kattasiga ham loyiqmasmiz, kichkinasiga ham loyiqmasmiz. Lekin Alloh taolo fazl qilyapti. Va shu yaxshilikni nasib qilyapti. Alloh taolo shu masalani tushuntiryapti. Endi yomonlik yetadigan bo'lsa o'zimizdandir, ya'ni gunohimizdan. Bu qadar masalasi emas bu. Aldingi masala qadar masalasi edi. Buni olishib qadar masalasiga bog'lashadi. Yo'q.
Bu Allah'ın merhameti, Allah'ın fazlı ve insanın günahkarlığının meselesidir bu. Allah Teala ikkalasini yanmayan zikir kılıyordu ki, yaşlab çunmayın. Ne doğru çunmayın. Bilesler ki, Kur'an ayetlerini birbirini tekzip kimiydi? Kur'an ayetleri birbirini tasdik kıladı. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında sahabeler oturuşup kader doğrusunda ihtilaf kılıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam üylerde oturup eşittiler. Çünkü sahabelerde avazları hem kütarlıp gitti. Üylerden gazeplengen halette çıktılar da kum alıp sahabeleri hem saçtılar. Ettiler ki sizlerden aldığı ümmetler bana şimdi ihtilaf kılışıp halak buluştu. Kur'an birbirini tekzip kimiydi? Kur'an birbirini tasdik kıladı. Kur'an'ın içindeki ayetler birbirini tasdik kılıştığını koyun. Hatta ki Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur diye mi tasdik kıladı? Hakiki Tevrat, hakiki İncil, hakiki Zebur'unu doğru dedi Kur'an. Yalgan demeydi onlardı. Şimdi aldığı kitaplarda doğru tutturgenden ki Kur'an'ın bazı ayetleri, bazı ayetini kendi kılıp tekzip kısın, yalgan geçikarsın, batıl geçikarsın. Ayetlerini zıt manada düşünmezlik gerek. Aldığı ayet, kul kullun min indillah. Aytkin her bir tasa Allah'ın huzurudandır. Degen bu sarahadan çüntür yaptı mı? Yaşlıgem, yamallıgem Allah tarafı deneken mi? Bunun başka manası yok ki onu. Bunun başka manayı bürelmeyesiz. Şimdi bir yerdeki yaşlıktan nemeye ki senge kese Allah tarafıdandır. Yamallıktan nemeye ki kese nefsin tarafıdandır. Degenlerse bu kaderden başka mesele bu. Bu merhamet meselesi bu. Ve insanlığın günahkarlığı meselesi. Biz demeyik ki yaxşilik etadigan bo'lsa, yomonlik esa Alloh tomonidan hammasi. Lekin yaxshilik kelyapti turganda nima uchun kelyapti? Ya'ni sabab nima? Ana sabab masalasi bu. Yaxshilikni kelishligini sababi Allohning fazlidir. Alloh taolaning fazl qilib bizga yaxshilik beryapti. Yomonlik kelishligining sababi esa gunohimizdir. Gunoh qilyapmiz ki Alloh taolo bizga jazo jo'natyapti. Va man ya'mal su'an yujza bihi. Alloh taolo boshqa bir oyatda aytayaptiki, kimiki yomonlik qilsa, albatta shu yomonlikni sababidan jazosi beriladi. Va man ya'mal su'an yujza bihi. Jazosiz qolmaydi. Biz qanchalik taqvo qilsak, ibodatni mahkam ushlasak, shunchalik yaxshiliklar kelaveradi. Qanchalik gunoh qilsak, shunchalik yomonliklar kelaveradi. Bu aniq narsa bu. Qiyin narsa emas. Mana siz agar o'g'lingiz bo'lsa, o'g'lingiz. Ukangiz bo'lsa, ukangizni misol qilaylik. Ukangiz qanchalik sizga yaxshi muomala qilsa, qanchalik tavozu o'qsa, itoat qilsa, shunchalik yaxshi ko'rasiz, hadiya berasiz, uni g'amini yeysiz. Qanchalik sizga isyon qilsa, qarshi chiqsa, xafa qilsa, g'azabingizni keltirsa, shunchalik jazo berasiz unga. Yaxshiliklarni man qilasiz. Oddiy narsa-ku bu. Odamlar nimaga tushunmayapti buni? Hani oddiy masala. Har kim o'zini farzandiga shu qonunga ko'ra muomala qiladi. O'zini ukasi yoki agar bir zavod fabrikani direktori bo'lsa, ishchilariga shunga qarab muomala qiladi. Yaxshi ishlaganga yaxshi muomala qiladi, yomon ishlaganga yomon muomala qiladi. Endi o'zi bilan Allohning o'rtasida esa bu qonunni unutib qo'yadi. Gunoh qilaveradi-da, "Yo Robbi, men nima qildim? Nimaga bunday musibatlar kelyapti menga?" deydi. Yoki nimaga menga yaxshiliklar kelmayapti deydi. Sen ibodat qil, taqvo qil, Allohga itoat qil, Allohning aytganini qil, Allohni xursand qilishga harakat qil, albatta yaxshiliklar keladi. Alloh taolo juda ko'p yillarda va'da bergan. Bu aniq narsa bu. Alloh taolo va'dasiga xilof qilmaydi. Nimaki yomonlik kelsa o'zingdandir. O'zing sababchi bo'lyapsan, demakki boshimizga bir musibat kelsa, darhol o'zimizni hisob qilaylik. Muhasaba qilaylik. Mendan nima gunoh sodir bo'ldi? Men nima xato qildim? Qayerda shariatga xilof qildim deb o'ylaylik. O'sha xatoni topib isloh qilaylik. Boshimizga kelgan har bitta musibat shu gunohimizdan keladi. Hammani tushundik. Payg'ambarlarda gunoh yo'q, lekin payg'ambarlarda xatolar bor edi. Payg'ambarlar ba'zan kichkina xatolarni qilishar edi. Endi ularniki gunoh hisoblanmaydi. Lekin darajasi baland bo'lganligi uchun gunoh hisoblanmagan xatolar ular uchun gunoh deyiladi.
O'sha xatolarining sababidan ham ularga kelardi musibatlar. İmtihanlar kelardi. Endi payg'ambarlarga ki Alloh taolo shunday muomala qilgandan keyin hammaga bo'ladigan muomala mana shu. Darhol o'zingizni isloh qiling, taqvodor bo'ling. Undan keyin mana Alloh tarafidan keladigan hasanalarni ko'rasiz. Va arsalnaka linasi rasula va biz seni insonlarga rasul qilib jo'natdik. Mana rasula kalimasi ta'kid bo'lyapti. O'z arsalnaka seni jo'natdik degandan keyin ya'ni payg'ambarimiz rasulligi sabit bo'lyapti. Ya'ni biz seni insonlarga rasul qilib jo'natdik deyapti. Alloh taolo ta'kidlab gapiryapti. Bu yerda nima uchun ta'kidlanyapti? Qarang, rasula kalimasi nima uchun ta'kidlanyapti? Payg'ambarimizni Alloh taolo shunday deyishi ham mumkin edi. Va arsalnaka linnasi mualliman. Va arsalnaka linnasi da'iyan. Desa bo'lar edi, lekin va arsalnaka linnasi rasula. Biz seni insonlarga rasul qilib jo'natdik, deyapti. Rasula kalimasini mana Suyuti ham aytdilar, halun muakkidatun, ta'kidlovchi hol deyaptilar. Ya'ni Alloh taolo demoqchiki, biz seni insonlarga faqatgina rasul qilib jo'natdik. Elchi qilib jo'natdik. Sen insonlarga yaxshilik beruvchi yoki yomonlik beruvchi emassan. Ular aytayaptiki, yaxshilik kelsa Alloh tarafidan, yomonlik kelsa sen tarafingdan deyapti. Yo'q. Sen insonlarga yaxshilik, yomonlik bera olmaysan. Buni Qur'onda ko'p yerlarida Alloh taolo buyurdi, payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar-ku. İnni la amliku lakum darran wala rashada. Albatta men sizlarga birorta zarar va to'g'rilik yaxshiliklarga ega bo'la olmayman, deyapti. Yani oyatlardan sobit. Payg'ambarimiz alayhisalom qizlariga aytdilar: "Ya Fatima, ey Muhammadning qizi Fatima. Alloh tarafidan men birorta narsaga ega emasman. O'zingni qutqaring. Biz seni insonlarga rasul qilib jo'natdik, xolos. Rasul qilib jo'natdik seni. Elchi qilib jo'natdik. Sen elchisan. Bizning hukmlarimizni, biz tarafdagi ilmlarni yetkizasan, xolos. Insonlarga foyda zarar bermaysan. Foyda zarar bizi tarafimizdan, deyapti. Bu oyat yana bitta ma'nosi, biz seni elchi qilib jo'natdik, elchi. Nimaga insonlar senga qarshi chiqishyapti, muxolifat qilishyapti? Seni gapirayapti degan gaplaring seni tarafingdan emas, Alloh tarafidan. Sen Allohning gapini yetkizyapsan, xolos. Ular Allohga ishonamiz deyishadi, Allohga ishonchimiz bor deydi, Allohni yaxshi ko'ramiz ham deydi. Hattoki Alloh ham bizni yaxshi ko'radi deydi. Lekin Allohni yaxshi ko'rsa, nima uchun senga qarshi chiqyapti? Seni rasul qilib jo'natgan zot bizmiz-ku. Biz seni rasul qilib jo'natdik, elchi qilib jo'natdik. İtoat qilsin, senga muxolifat qilishmasin. Va kafa billahi shahida. Seni rasul ekanligingga Alloh taolo guvohlikda kifoya qildi. Alloh taolo o'zi guvohdir. Kimiki qabul qilmasa, rad qiladigan bo'lsa, o'ziga zulm qildi. Yahud nasroniylar payg'ambarimizni rasulligini qabul qilishmayapti va dalil so'rashyapti. Qani Muhammad bizga ham payg'ambarligini isbotlab beringlarchi? Biz qancha dalil keltiramiz, qabul qilishmayapti. Alloh aytayaptiki, va kafa billahi shahida. Guvohlikda Alloh taolo kifoya qildi. Qabul qilsalaringiz shu, qabul qilmasalaringiz jahannamga o'tin bo'lasizlar. 80-chi oyat. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Alloh va man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Kimda kim rasulga elchiga itoat qilsa, haqiqatan ham Allohga itoat qildi. Va kimda kim yuz o'girsa, biz seni ularga hifozat qiluvchi qilib jo'natmadik. Ularni saqlayuvchi qilib jo'natmadik. Suyutiyat yaptılar. Men yuti'ir rasule fekad ata'allah. Kimi ki Rasulullah ki itaat kısa, hakikatten hem Allah ki itaat kıttı. Ve men tevelle e'raza an ta'atik fela yuhimmennek. Kimde kim yüzü girse, seni itaatinden e'raz kıladigen bese, o seni hiç sıkmasın, oylentirmesin. Yüzü girse o girip gitursun. Femersenneki aleyhim hafiza,
biz seni ularga hafiz qilib jo'natmadik. Hafizan li a'malihim. Ularning a'mollarini muhofaza qiluvchi, saqlaguvchi qilib jo'natmadik. Bal naziron, balki seni biz ogohlantiruvchi qilib, qo'rqituvchi qilib jo'natdik. Va ilayna amruhum, ularning ishi bizgadir. Ularning ishini men hal qilaman, deyapti Alloh taolo. Fan ujazihim, ularning jazosini biz o'zimiz beramiz. Va hazza qabla al-amri bil qitali. Bu qitolga, jangga buyruq bo'lishdan oldindir, deyaptilar sizga. Oyatlarni bir-biriga bog'liqligini qarang. O'tgan oyatda Alloh taolo nima dedi? Biz seni rasul qilib jo'natdik, deyapti-da. Aytayaptiki, "Man yuti'ir rasula faqad ata Alloh." Kimiki Rasulullohga itoat qilsa, haqiqatan ham Allohga itoat qildi. Yuqorida keldi. Qanday itoat masallari? "Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha ati'ur rasul va ulil amri minkum." O'sha yerlarda biz itoat to'g'risida aytdik. Takrorlashga hojat yo'q. Lekin hozir payg'ambarga muxolifat qilishib, yaxshilik kelsa Allohdan deb, yomonlik kelsa payg'ambarga nisbat berishyapti. Alloh taolo aytayaptiki, Muhammad alayhisalomni biz rasul qilib jo'natdik, elchi qilib jo'natdik. Itoat qilishlaringiz kerak. Kimiki Rasulullohga itoat qilsa, Allohga itoat qildi. Buni qodi degan kalima bilan tahqiq bilan zikr qilyapti. Haqiqatan ham Allohga itoat qildi. Va Rasulullohga isyon qilgan Allohga isyon qildi. Bu oyatlardan, hadislardan sobitdir. Itoat qilsin Rasulullohga. Butun masalalarda. Faqatgina nafsiga yoqadigan, tinchlik holatlardagi hukmlarga emas, shu jihodiy hukmlarga ham, hijrat hukmlariga ham, jang masalalariga ham, tavhidiy masalalarga, da'vat masalalariga, hammasiga itoat qilsin, hamma masalada Rasulullohga ergashsin. Hozirgi musulmonlar Rasulullohga itoat qilishyapti, qaysi sohalarda? Nafsiga yoqadigan holatlarda. Tinchgina, o'zicha xotirjam bo'ladigan narsalarda ergashyapti xolos. Jihodiy masalalar, hijrat masalalari, siyosat masalalari, hukumat masalalarida itoat qilishmayapti. Hamma sohalarda Rasulullohga itoat qilishlik kerak. Kimiki Rasulullohga itoat qilsa, Allohga itoat qildi. Va kim yuz o'giradigan bo'lsa, Alloh aytayaptiki, kimiki yuz o'girsa, hech e'tibor berma, hech siqilma. Biz seni ularga hafiz qilib jo'natmadik. O'zlariga zulm qilyapti ular. O'zlarini xorlashyapti. Biz seni ularga hafiz qilib jo'natmadik dedi. Mana bu payg'ambarni iloh qilib olgan, avliyolarni iloh qilib olgan adashgan musulmonlarga raddiya bo'lyapti. Ba'zi musulmonlar bor, musulmonlik da'vo qiladi, lekin mushriklarga amalni qiladi. Ey Muhammad, bizi qutqargin. Ey payg'ambar, bizi qutqargin deydi. Ey Abdul Qodir Jiloni, yetishgin, qutqargin. Ey Bahouddin, Naqshbandi, bu balolarni gardon qiyin. Ey balo gardon deyishadi. Alloh aytayaptiki, "Fama arsalnaka alayhim hafiza." Ey Muhammad, biz seni insonlarga hafiz qilib, saqlaguvchi qilib jo'natmadik, deyapti. Qarang, saqlashlik sifati Muhammad alayhisalomda ham yo'q ekan. Bu Niso surasi 80-oyatda ochiqchasiga kelyapti. Payg'ambarimiz faqatgina rasul bo'lib, nabiy bo'lib, xabarchi bo'lib, elchi bo'lib kelganlar xolos. Saqlaguvchi bo'lib kelgani yo'q. Hech kimni saqlay olmaydi. Saqlasa Abu Tolibni saqlasin edi. Kufrdan, shirkdan saqlab olsin edi. Iymonda ketsin edi, saqlay olmadilar-ku. Saqlasa Hamzani saqlasin edi. Hamzani qutqarib ololmadilar-ku. Uhud jangida shahid bo'ldi-ku. Agar saqlaydigan bo'lsa, qutqaradigan bo'lsa, o'zini farzandlarini, mana Ibrohim o'g'li vafot qildi, qanchalik yig'ladilar. Qanchalik xafa bo'ldilar. Boshqa farzandlari, o'g'il farzandlari yoshligida vafot qilib ketdi. Shularni qutqarolmadilar-ku, saqlay olmadilar-ku. Demakki, qutqarishlik, saqlamoqlik bular hammasi Allohning sifatidir. Kimiki payg'ambarlar, avliyolar, ulamolar saqlaydi, qutqaradi desa kofir bo'ladi. Mana shu oyatlarni inkor qilib turgan bo'ladi.
فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا Biz seni onlarga hafiz kılıp, saklayıcı kılıp yönetmedik. Sen onları saklamıyorsan. Yani saklaştık, burası da türleri köp. Biri yatlaştık, hesaplaştık. İkincisi mesela kutkarışlık, himaya kılıçlık, balalarda kaytarışlık. Şunlar da hemen sıkıp git uğradı. Peygamberimizin vazifesi fakat yine rasullüktür. Davat kılıçlığı, yetkiz koyuşluğu halas. Yaşlı yamanlığı hemen Allah tarafından. Allah'ın sıfatıdır. Allah'tan başka hiç kim bunu kılanmıyordu. Kimi ki yaşlı yamanlığı da Allah'tan başkası gene sıfat verse, şirk küfür kiltirgen buladı ve oşanı ilah kovagen buladı. Kimi ki peygamberler, avliyalar, şahitler, alimler saklaydı, kutkaradı, kullab kuvatlaydı dese, yani onlar da ruhları doğrusu da. Onlar da özüge ilah kuvagen, huda kuvagen buladı. Çünkü için insan, fakat yine Kur'an-ı Hadis'e sözsüz itaat kılıçlık gerek. Bu mesela özüce Müslüman ben diye halette bilmezden Mekke müşriklerine akidesine çıkıp alışı mümkün. 81. ayet. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَأُولَر itaat deyişendi. Yani biz itaattemiz deyişendi. Ve senin huzurinden çıkanlarda ise onlardan bir taifesi seni aytiyat türgen yapiğinden başkasını keçesinden bahs kıladı. Ve Allah-u Teala onların keçesinden bahs kılayıp türgen derslerini yazıp koyuyordu. Onlardan yüzü yürüyün. Ve Allah'a yine tevekkül kıyın. Ve Allah-u Teala vekillikte kifaya kıldı. Bu ayetten aldın, bu ayette tefsirliğe kirişten aldın. Yukarıdaki suyutini gapi. Biz seni onlarga hafiz kılıp yönetmediği digende ve haze kablel emri bil qital dedi. Bu cenge bugün buyruktan aldın idi diyettiler suyuti. Lekin suyutini bu tefsirleri hani hayran kalasın. Mutlaka ayetini siyahıya zıt. Hazır biz nime torusunda bahs kılıyemiz. Hani Kur'an'daki mene şu ayetler, şu sayfeler hemmesi cihat doğrusu bu yaptı ki. Cihat kılıyor diye yaptı, cihat kılıyor diye yaptı, melamet kılıyor yaptı Allah-u Teala. İtikali meseleler kiti yaptı. Suyuti deme geldi bunu. Biz seni hafiz halette cünetmedi diye ayette cihattan aldın diye yaptı. Bu cihattan kim bu? Şunca bahsle, şunca ayetle nime ne bahs kılıyor yaptı. Bana 81. ayetke kirdik. 81. ayette hem ular itaat kıldık deyişe diyor. Lekin gıybet çıkışladı seni de yaptı. Şu cihadi meselelerden de. Cihadi meselelerde hem itaat kıldık meyle cihat kılamız deydi. Hem baru alışıp ki peygamberimizi yamarla oturuşadı. Yukarıda geple damiyeti yaptı haliyem. Başka mevzu götkenimiz yok. Şunun için suyutini bir de bu cihattan aldığını de. Yani cihatke büyüdük buluştan aldığını dediğin tefsiri ne doğru. O kişi İmam-ı Suyuti bu hata fikirde kilitirgenliğinin yani sebebi ayetine hata düşünüyor. Hafiz diyeni sen onlarını başka ruçumezsen sen hazır fakat yine davet kılasan halas işlerdeki erleşe almaysan deyip düşünüyor ayet. Suyutini düşünüşüge göre cihat doğrusu hüküm giyenden ki peygamberimiz arasına bunlar ki hafiz bu kaladı. Düşünüyorsun mu? Hazır cihat farz buna geldiği için fe mersenneke aleyhim hafiza seni onlar ki hafiz kılıp cünetmedik diye yaptı. Güven ki cihat farz bu geldiğin peygamberimiz hafiz bu kaladı. Bu doğru mu ki bu? Ayet ki hem hılaf. Bu itikadi mesele bu. Seni biz onlarga hafiz kılıp yönetmedik diye yaptı. Allah-u Teala akideni çüntürüyor. Çünkü bana itikadi kılıp biz tefsir kıldık.
ve cihad amr kılındı bana. Kanca targ'ib verildi. Cihad kılmaganlar malomat qilinyapti. Men yuti'ir rasula şu cihad meselesinde. Kimiki cihad meselesinde. Şu dinga hizmet kılış meselesinde Allah'a Resulullah'a itaat kılsa Allah'a itaat kıptı. Kimiki yüzü giredigen bulsa, cihad kılmasa, dinga hizmet kılmasa biz seni ularga hafiz kılıp cünetmediğini yaptı. Suyutinu ve hâze qablil amri bil qital degen sözleri ne doğru. Ayetken mutlaka zıt bu gansız. Bana 81. ayet yukarıda yapılar devam ettiriyordu. Hemen ayetler birbirine bağlı. Sütini kılabdırken tafsirlerine karasız. Bunda her bitti ayet güvenki birbirine alakası bulunduğu ayetler okuladı. Bana yukarıda Allah Teala Ekimu salata ve ettu zekata dedik ularga dedi. Namaz okuyla roza tutuyla dedik diyordu. Demek ki Müslüman ben diyen kişiler gibi oldu. Kin ve in tusibhum hasenatun Yahudilerle tafsir kılıyordu. Çünkü bu ayet yine başka mevzu götürdü. Bana böyle kip durup bu cihattan aldığını dediyse yine mevzu uzgarıp gidiyordu. Hani ayetlerin ortasındaki alakalarını kesinlikle şey yaptı Suyuti. Bunu demez. Ayetler birbirine bağlı ve bitti mevzuda gidiyordu. Bana Suyuti tafsir kılıyordular 81. ayetini. وَيَقُولُونَ اَيَا الْمُنَافِقُونَ اِذَا جَاءُوكَ اُمِرْنَا تَاعَةٌ لَكْ ve münafıklar senge kegende senge itaat kılıçlıkke emir kılındık deyişedi. Bana uzayam itiraf kılıyordu yani münafıkun deyordu. Bu gepler hepsi münafıklar doğrusu da. Dekin kafirler yiyem tekişlik tarafı var elbette. فَاِذَا بَرَزُوا خَرَجُوا مِنْ عِدِّكْ seni huzurundan çıkanları da bayyata taifatu minhum onlardan bir taifası bayyata her hıl manaları var. Uzun asıl manası keçesini ötküzdü diyene. Lekin zavvara tuhmet kıldı ve karşı çıktı gayyara özgertirdi diye manaları var. Onlardan bir taifası özgertirdi, tuhmet kıldı ve keçesi bilen bahs kıldı. Bidgami ta'ifi ta' bayyatadagi tani ta'ga idg'om qilib. Ya'ni bayyat ta'ifatun minhum. Ba'zi qiroatlarda shunday kelgan. Bayyat ta'ifa. Va tarkihi. Va idg'omni tark qilishlik bilan bayyata ta'ifatun. Idg'om qilmasdan. Ay azmarat. Mana bayyata degani maxfi qildi degan ma'noda. Deb tafsir qilyapsiz yo'q. G'ayra allazi taqul, ya'ni seni aytib turgan gapingdan boshqasini. Laka fi huzurik min at-ta'ati ay asyanik. Ya'ni seni huzuringda senga itoat qilamiz deyshib turdi. Undan boshqasini aytadi deyapti. Ya'ni senga asyon bo'ladigan, qarshi bo'ladigan narsalarni gapirishadi. Wallohu yaktubu ya'muru bi katbi ma yubayitun. Va Alloh taolo yozib qo'yadi. Yani yazıp koyuştukça büyüredi. Herişteler yazıp koyuyor çünkü. Men yubayituna ularının uşa özgertir yaptırken, tuhmet kıl yaptırken neselerini. Fissahayfihim amallarının sayfalarına yazıp koyuyordu. Li yücezzev aleyhi şu günahlarına göre ceza birleştikleri için. Fe a'riz anhum bi sefhi ularını keçirip ulardan yüzü gürgün ve tevekkel ala Allah ve Allah'a tevekkül kıyın. Sıq bihi Allah kişen fe innehu kafik elbette Allah Teala senge yeterlidir ve kefe billahi vekile ve Allah Teala vekillikte kifaya kıldı. Mufavvazan ileyhi yani işler Allah'a tavşırılışlıkta kifaya kıldı. Yani ayetlerini birbirine bağlıklığı, mükemmelliğini göreyim. Allah Teala yine o şey taifeler doğrusunda bahs kılıyordu. Ve yekulune ta'atun ular senin huzurinde oturuşken de ta'at deyişedi yani. Bizi vazifemiz itaat. Ve yekulune vazifetune ta'atun ve ki şe'nune ta'atun. Bizi halatımız fakat ki itaat kılıçlıktır deydi. İtaattan başka yolumuz yok deydi. Başka gap yok deydi. Şimdi itaatta izhar kılıçladı ki yani yankigen adamlar onlar da hakiki Müslümandı böyleydi.
Hakiki mu'minler eken şunlar deydi. Peygamberimiz aldı da nihayette tavazu kılışır, itaat kılışır, itaatta dava kılışadı. Cahçır oğlu yapardı, gül yapırışadı. Feyze barazu min indik, yani huzuriyle çıkardı da bu baraza, yani baraza digeni, haraca digeni arasıyan burada ve Allah Teala baraza kelimesini kilitir yaptı. Hadislerde okudular hiç. Peygamberimiz Aleyhisselam'ını hani hacetini çıkarışlığı için çekege geçişliğini diyen baraz değil adı. Uzaka geçişlik. Senin huzurinden çıkkenin de degen, yani baraza ne diyebdi ki Allah Teala senin huzurinden uzaklaşkenlere de. Ve o şekilde hani hacethaneye bargı adam hem uzaklaşadı hem mekfi buladı ki. Baraz kelimesinden üçte mananı ifade kılıyordu Allah Teala. Senin huzurinden çıkken de uzaklaşken de ve senden mahfi bu gene de. Hatırcan bunu bizi görmeyettiler, bizi işitmeydi. Diğer haletke bargendekin beyyete taifetu minhum. Onlardan bir taifesi, o şey münafıklardan, imanı zayıf insanlardan bir taifesi beyyete, yani tebiyyit. Keçesi bile geplaş çıkışacağız. Bütün keçesi bile. Azı zikir kıldık. Mesela Suyuti azmara diyaptı. Mahfi kılıçta diyaptı. Ve bazı tefsirlerde zavvara deyip kigen. Tuhumat kıldı. Bazı tefsirlerde gayyara, özgârta dedi. Dedi. Yani bunlar bir üyüge toplanma alışıp keçesi bile gepleştiler. Maksat şu. Peygamberde gepini özgârtırışlık. Peygamberde tuhumat kılıçlık. Gapirmagan gapirdi, gapdi, gapirdi deyishlik, payg'ambarimizni yomonlashlik shu. Yani payg'ambarga mutlaqo zid bo'lgan holatda ana suhbat qilishyapti. G'ayrol lazi taqul, sen aytadigan gapingdan boshqasini. Ular ikki to'plab olishib payg'ambarimiz aytib turgan narsasini muzokara qilmaydi. Payg'ambarni aytgan gapidan boshqasini muzokara qilishadi. Bayyata baytundan çıkkan, baytun. Baytun uy degani. Shuning uchun agar eslasalaringiz, fiqh kitoblarida ro'zani masalasida aytiladiki, nafil ro'zalarda tabiiy shart emas deydi. Ramazonni qazosi uchun tabiiy bo'lsin, bo'lsin deydi. Ya'ni kechasidan niyat qilishlik tabiiy degani. Tunamoq, tunattirmoq degani. Bir uyda kechasi qolishlik, qoldirishlik tabiiy deyiladi. Qarang, baytundan kelib chiqqan. Bular o'sha bir uyga to'planib olishadi ulardan bir toifasi. Hammasi emas. Hammasi bo'lsa bilinib qoladi-ku. Bildirmasdan xuddi 5-6 kishi mehmonga borgandek. Bir-birini ziyorat qilgandek. Borib qolsangiz bo'lsa mehmondorchilik. Birbirimizi ziyaret kılıyapız mı, yaman mı deydi. Ama o tarafta toplamalaşıp, Resulullah'a karşı propaganda kılıcı yaptı. Peygamber de etmeyen yapılarına etçi yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah yolu da cihat kılıyorlar. Diken bu sefer, bunlar ki varışıp, kanam bizi ölüyorlar diye yaptı ya. Biz ölsek, hatunlarımız diva kasa, ballarımız yetim kasa, kursan buladı bu. Bizga düşman, bizga yomonlik uchun kelgan, bizga yomonlikdan avo ko'radi. Payg'ambarimiz alayhisalom Alloh yo'lida infoq qilinglar. Sa qara ha deb bizdan pul so'raveradi deydi. Bizdan mol so'raveradi ha deb deydi. Butun gaplarni yomon tarafga burishaveradi. Qarang, payg'ambarimiz alayhisalomga oson bo'lgani yo'q dinga xizmat qilishlik. Madinada bo'lib turgan holatlar bular. Şu münafıklarını kılıyıp durun işleri. Demek, kıyamet geçe, dinge hizmet kıladırken bütün insanların başına şu neseler kiledi. Siz dinge hizmet siz, etrafınızda bir taife buladı ki, bunlar toplam alışıp, ilacı olsa her günü. Toplam alışıp, siz bütün geflerinizi ne doğru tarafa buluşu uğradı.
Siz aytsiz ki, ben özümüzü hem başımıza keliyap şu nesiler. İslam ahlini ihtilaf kılıçdaki caizmez. Hanefilik, şafiilik, hanbelilik, malikilik, bu usta şagirdlik meselesi. Hanefiler başka din, şafiler başka dinmez. Hamesi innemel mu'minun ihvaya kiradı, hamesi eke uke. Bir buluşluk gerek. Bütün imamlarda hürmet kılıçlik gerek. Bu mezhepler yok aç diyen esemez bu. Bu kançalik, siz her taraflama mükemmel kılıp yapırsınız hem, dedi ki, kare bu mezheplerde düşmanı. İmamlarda düşmanı bu. Bizim mezhebimizi büzüyen iki gen. Bizi dinimizi büzüyen iki gen. Ozu bir yenge din çıkarıptı. Yenge bir mezhep çıkarıptı iken. Adamlar düşünge davet kılı yaptı değil. Suriye'de bana şunca zulüm bol yaptı. Mazlumlarla yandan bir iş gereydi siz. Kale bu Amerika işle yaptı bol değil. Suriye'de işlerde Amerika kılı yaptı. Bunlar Amerika'ya işler, Amerika'nın kulla kuvvetle yaptı deydi. Yani ne medesiz, hamasını yamanlık gibi uğradı. Ne medesiz. Her kendi fatva izi, söz izi, ders izi, yamanlık gibi duruş uğradı. Elhamdülillah. Bu peygamberde sünneti bir yan. Peygamberde başı yeki gelmeseler. Yani Kur'an'dan sabit. Münafıklar kılı yaptı şunu. Ve o şey, etrafizde uzadan şunca fitne kılı yaptırgenler aldıcı kese nihayette bir yaşlı muamele kılışı kuzlarını bir mükemmel Müslüman kürsatışı sarkan üniversiteye teyyar mız deyişedir. Hiç nesinden kayıtmayı mız deyiz. Lekin feyze barazu uzalaşkenlerden kiyin şimdi siz eşitmeydigen bilmeydigen siz yakınlarınız bilmeydigen halatke baru alışıp bundaki gıybet kılışı uğradı, tuhmat kılışı uğradı. Bu bol ediganlarsa, dinge hizmet kılıştan aldın, şu nesilerde bil varayım. Lekin tedbirkar buluştuk iş gerek şunun için. Ehtiyatkar buluştuk iş gerek. Çünkü teyyar bulayım. Bu ne halatları görgenize sıkılıp kalmayın. Peki korkmayın. Bunlar uzlarıca tehditler hem kılışadı. Alıcı ikisi yaşlı yapışı uğradı uzadan. Bunu yok atamız, öldüremiz, şu gapta gapırmasın, şu fikirden kaçsın, biz gitti atkısın, diyen gaplarda gapırışı uğradı. Peygamberimiz gibi mi gapırıştı o gaplarınız? Siz Allah'ın arasını yoldan git uğraz. Kur'an hadisi mahkeme şap git uğraz. Wallahu yektubu ma yubayitun ulanı bu keçesinden bahs kılıp çıkıp duruyen nesnelerini Allah-u Teala yazıp koyuyordu. Şimdi hazır ayette vallahu yektubu diyordu. Allah-u Teala yazı yaptı diyordu. Yazı yaptı dedi mi? Biz yazı yaptı dedi şunu uğramız. Suyuti ye'muru bi ketbi diyordu. Yazılıkça büyüredip tevil kılı yaptılar. Daim ettik. Şimdi bu bir misal kılıp Allah'ın yazılıkı mesela felislerine büyürüp yazdırışı mümkün. Ya o ziyem yazışı mümkün. Allah uzun biledi. Allah ayeti ki vallahu yektubu diyor. Allah yazadı diyor. Değil mi? Biz şunu da iman kiltiremiz. Yazdıradı mı? Ozu yazadı mı? Ozu biledi. Bunu keyfiyetine kirmiyemiz. Kandili giden bahs kimiyemiz. Fe'a'riz anhum ulanen yüzü gürgin. Ve Allah'a yine tevekkül kıyın. Allah Teala vekillikte kifaya kıldı. Suyutini çünüsüye karagende fe'a'riz anhum ulanen yüzü gürgin. Bunlar hemen cihattan aldırmak gidiyordu. Hazırca yüzü gülüp duruyorken cihat farz olsun, kin köremiz. Yön demez. Cihat farz bugün halet diye bana Abdullah İbn Ubay İbn Salul. Cihattan kayıt yaptırırken de etmedi mi? La yuhricen la azzu minhel ezel. Medine'den har kişini, aziz kişi çıkar varadı. Deyip, uzun aziz diye yaptı, peygamberimizi har diye yaptı. Medine'de münafıklar kança fitne kılıştı, kança aziyetler verişti. Toplam alışım, mahfi yıllarda. Kança fitne fesat kılışardı. Yenge giden sahabeler, yenge talebeler, belki imanı zayıf sahabelerde kança vasfese kılışardı. Yoldan çıkarışı hareket kılardı, peygamberimiz yamanlaşardı. Peygamberimiz aldı ikisi yaşı kapırışardı. Arkasından hemen fesat kılışardı. Ve cihad devam etti yaptı, cihad var idi. Peygamberimiz ki Allah Teala etti ki yüz uygur ularla şugullenmedi yaptı. Münafıklarla işi bulmadı Peygamberimiz.
Ha tekşirar idi. Tedbirkarlık kılardılar. Haberdar bular idi. Lekin ulardan şugullanıp, ulardan tartışıp, ulardı gebiye hafe bulup, sıkılıp yürmesiydiler. Allah dedi ki Allah'a tevekkül kıl. Allah'a süyen. Ulanı meselesini Allah'a tapşır. Ve kefe billahi vekile. Allah-u Teala vekilliği de kifaya kıldı. Allah uzu hal kıladı. Demek bana biz dinge hizmetli genimizde aynı peygamberimizin ki yokşap iki kıl düşmanlarımız buladı. Biri teşki düşmanlar. Yahud nesraniler, kafir müşrikler. Bunlarla mücadele kılıçlık asan. Çünkü ula açık düşman. Etraf izleyicilerden biladı uladı düşmanlığı, dostluğunu. İkincisi içki düşmanlar, münafıklar, ikiyüzlü insanlar, imanı zayıf insanlar. Bazılar bilip durup sizge zarar veredi, bazılar bilmezden. Bilmezden zarar veriyenler kandik, hani bilip durup zarar veriyip duygenler ki işini konuşadı. Ular da dairesiye, nağarasiye oynaydı. Ular, bu ne münafıklar size aldı zekili, biz itaatlarımız, nima hizmet bo'lsa tayyormiz. Sizni bilamiz. Siz biz uchun juda qiymatli insonsiz. Deyishatda keyin uzoqqa borib olishib, biz yaxshi ko'ramiz bu kishini-yu, lekin mana bu qilgan buyruqlari noto'g'ri. Islomga zid, ummatga zararli, jamoatimizga zararli deydi ki iymoni zaif insonlar ishonib qoladi keyin. Bular haqiqatan shu rahbarimizni, shayximizni, ustozimizni yaxshi ko'rishadi-yu, lekin nasihat qilsa bu kattalar nasihatni olmayapti. O'zini so'zida turib olgan, jamoatga zid bo'lgan buyruqlarni berib yuboryapti. Bular to'g'ri gapiryapti deb o'ylaydi lekin. Iymoni zaif bo'lgan odamlar. Shunday qilib bilmasdan jamoatga zarar beradi. Ularni masalasida nima qilishlik kerak? Ular tadbirini qilasiz, xabardor bo'lasiz. Nasihat qilasiz, isloq qilishga harakat qilasiz, lekin ular bilan shug'ullanmaysiz. Fa'riz anhum. Ulardan yuz o'gir deyapti Alloh taolo. Vaqtingiz hammasi bularga ketmasin. Munofiq ular. Ularning maqsadi tuzalish emas. Ularning maqsadi sizni yo'qotish. Siz o'ylamayki, men ular bilan tortishsam, munozara qilsam, ular tuzaladi demang. Yo'q. Qancha munozara qiling, qancha tortishing tuzalmaydi. Ula qachon tuzaladi? Siz ketsiz, tarqsiz bularni boshqa diyorlarga ketib olsangiz, keyin bular sizga nisbatan tuzaladi. Siz bilan shug'ullanmay qo'yadi keyin. Modomiki siz bormisiz, dinga xizmat qilyapsizmi? Sizni qo'ymaydi bular. Bilib turib qilyapti. O'rtadagilarga harakat qilasiz. Aldanib turganlarga tushuntirishga harakat qilasiz. Va ularda bu fitna fasodlardan xafa bo'lmang. Siqilmang. Allohga tavakkul qilingda dinni xizmatlarda davom etavering. Biz hozir ko'pchilik ahli ilm, da'vatchilar, dinga xizmat qilib turganlar shu munofiqlardan ta'sirlanib siqilib qolishyapti-da. Va o'sha munofiqlarni butun ummatga qiyos qilyapti. Bizning zamondagi musulmonlar buzilib ketibdi ekan. Bizning zamondagi musulmonlarga haqni gapirib bo'lmas ekan. Bizning zamondagi musulmonlarga ishonib bo'lmas ekan. Deb hammaga nisbatan aytayapti-da, keyin diniy xizmatlarni tark qilyapti. Va munofiqlarni ayni xohlagan narsasi bo'lyapti. Ularning maqsadi zotan yo sizni yo'qotish, yo diniy xizmatlaringizni to'xtatish. Bunday qilmang. Ulardan yuz o'giringda Allohga tavakkul qiling, Alloh taolo vakillikda kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi hammasini eng go'zal, eng mukammal shaklda bayon qilaveradi. 82-chi oyat. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Kur'an'ı tedabbur kımaydılar mı? Eğer o Kur'an Allah'tan başkasının huzurundan bo'lgandaydı, elbette Kur'an'da ko'pgina ihtilofni topgan bo'lardilar. Lekin topolmadilar. Suyuti aytayaptilar, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ يَتَأَمَّلُونَ Al-Qur'ana. Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi degani, ta'ammul qilmaydilarmi, tafakkur qilmaydilarmi degani. Wa ma fihi min al-ma'ani al-badi'ati. Va Qur'onning ichidagi badi', go'zal ma'nolarni tafakkur qilmaydilarmi?
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا Eğer bu Kur'an Allah'tan başkasının huzurundan bu geldiydi, elbette o Kur'an'da köpkin ihtilaflarını tapken buluşardı. تَنَاقُضًا ف۪ي مَعْنِهِ Yani Kur'an'ın manalarda birbirine ziddiyet ve tebayyunan fi nazmihi ve nazmide Kur'an'ın lafzıdaki birbirine karama karşılıklarda tapken buluşardı. Lekin tapışalmadı. Ben Allah-u Teala münafıklar doğrusu yaptı ki evvela münafıklar getirdi ki kafirler bütün Kur'an'a karşı çıkıp durgen, Kur'an'a itaat kılmayıp durgen, Kur'an'a amel kılmayıp durgenlerge Allah-u Teala ayetiyipti. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Kur'an'ı tedabbur kılmaydılar mı? Tedabburunu teammül ve tefekkürden mi farkı var? Tedabbur kalın debara kelimesinden çıkkanı için debara dubur arkaya gedarlar kıladı. Kur'an'ın akıbetlerini tefekkür kılmaydılar mı? Yani. Tedabbur akıbetiye karışlık. İşlerinin neticesiye karayıp durup tefekkür kılışlık. Tefekkür ise mutlakadır. Teammül degenim ne çukur oylaşlık. Arkasıya karamaysız o. Neticesiye karamaysız da ne çukur nezar kılışlıkiz, oylanışlıkiz teammül deyilad. Tefekkür ise mutlakadır. Tedabbur neticesiye karışlık. Yani Kur'an doğrusu da ne neticeleriye karayıp, akıbetleriye karayıp oylanmaydılar mı? Oylanıp tekşiriler. Ne Kur'an okuyapsılar. Belki ne müşün tedabbur kılmayapsılar. Ya Kur'an'da ayetkeni böyle yaptı ki mi aradır? Görüyapsılar ki Kur'an kan neydi gönlüse şunu diye böyle yaptı ki. Şunu bir oylamayasılar mı? Kur'an'daki güzellikler, Kur'an'daki mucizeler, Kur'an'da haklıgi, Kur'an'da mükemmelliği hepsi açık ki, malum ki. Şunu görseleriz, bilseleriz, ne mi itaat kılmayapsılar? Demek ya Kur'an'a amel kılmayapsınlar. Demek ya sizler de hayattaki desturlarınız Kur'an bulmayaptı. Demek ya herkendi halette Kur'an'a geri geçmeyapsınlar. Demek ya Kur'an'dan başkasını terk kılmayapsınlar. Tedabbur kılıyorlar. Allah Teala Kur'an'ı tedabbur kılıçlıkça çakırı yaptı. Bütün insanlar. Yani demek biz insanlarga haklı için, tursligimiz için Kur'an'dan ularga bahs kılıçlıkımız gereken. Çünkü adashkanlarga Alloh taolo nima deyapti? Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi deyapti. Demek ki Qur'ondan gapirishlik kerak. Mana bu oyatda Alloh taolo shunday deyapti. Deb yahudni ham, nasroniyni ham, majusiyni ham, kommunistni ham, demokratni ham, munofiqni ham, fosiqni ham, iymoni zaif odamlarni ham biz Qur'on bilan tarbiya qilishlikka harakat qilishligimiz kerak. Qur'on Allohning kalomi bo'lganligi uchun uning ta'siri, uning barakati boshqa bo'ladi. Va Alloh taolo aytayaptiki, agar Qur'on Allohdan boshqasining tarafidan bo'lganda edi, Qur'onda juda ko'p ixtiloflarni topgan bo'lishardi-ku. Qur'on Alloh tarafidan-ku. Qarang, Qur'onni o'qiyap turgan insonlar bu Qur'on Alloh tarafidan ekanligini unutib qo'yishgan. Shuning uchun aytayapti, Allohdan boshqasidan bo'lganda edi, Qur'onda ixtilof bo'lardi-ku. Demak, Alloh tarafidan ekan, ixtilof yo'qmi? Alloh tarafidan ekan. Mükemmel kitap mı Allah tarafından ekendi? Bu Muhammed'de uzun yazgan kitabı mı? Peki başkası tarafından ki yan kitabı mı? Allah tarafından ki yan kitabı. Allah'ta büyüklüğünü bilesler, hanesiye kadirliğini bilesler, bütün yaşlı ve yamanlık onu kul ederliğini bilesler. Şimdi zat kitap cönetkenden ki, demek ki bu kitapçılar harla yapsalar. Demek ki onun kadir kıymetini bilmeyapsalar. Allah geçirmeyi deselerdi. Kur'an'da terk kısalarız, Kur'an'da harla salarız. Allah-u Teala hem sizlerini harlaydı. Yani cümlenin ahırı لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَفًا كَس۪يرًا Kur'an'da köpkün ihtilaf tapken buluşardı diye. Kur'an'da demek ki ihtilaf yok iken. Kur'an'da ihtilaf yok diye biz. Mesela azı kafirler dedi ki bana şu ayetleri doğru kimedir dedi. Şu ayetleri biz rakmlamız dedi. Biz mesela ötken derslerimiz yani namaz okuşluk şekilleri, ruza meseleleri, hac meseleleri, hayz meseleleri, cima meseleleri, cihad meseleleri, hicret meseleleri, zikir kılındı. Ve bazı yerlerde ben ulamalarda ihtilaflarını beyan kıldım. Ulamalarda hani ihtilaf var. Şimdi şu ihtilaflar Kur'an'da böyle yaptı ki. Onu kendi düşünüşlük gerek. Din düşmanlığı dedi ki, bana ihtilaf var ki.
Sizler ateşler ki ayette ki yani 82. ayette levecedu fihi ihtilafen kesira. Köpkün ihtilaf tapışardı diyorsunlar. Bar ki ihtilaf. Dese bunun cevabı şu ki ihtilaf iki kısım buladı. Bir ihtilafı ki ziddiyet. Birbiriye karama karşılık. Birbirini tekzip kılıçlık. Şunun için suyuti tanakuz diyet. Nakdun sindirmak diyene. Birbirini sindirişlik. O nasıl yok Kur'an'da. Yine bir de ihtilaf var ki kengirak düşünüşlik. Mesela bir insan dedi ki sahrada ya ki seferde keti yaptı. Türkiye adam atta keti yaptı. Nafil namazını kendi okusun ise bir tane dedi attan düşüp kıbleye kalıp okusun dedi. İkincisi dedi ki büyüyen bunu uğradı. Atta keti yaptırıp okusayan bunu uğradı. Attan düşmezsen hem deyiz. Düşünüz mü? Bu ihtilaf ki o şey değil, lakin bu kendi ihtilaf. Bu ihtilaf meselesinde, bu ittisa, kengeyişlik. Düşünüz mü? Hani attaya okusa bulurlar diyene, yerge çubu okuyan da ratkı mıydı? Yerge çubu okusundan bulurlardı, atta okusundan bulurlardı yaptı. Yani kengeyiyordu. Yani ilim çıkıyordu. Düşünüz mü? Yani bu mezheplerler ortasındaki ihtilaftı daimi ayet yaptan şunun için bunlar rahmet boyun ihtilaf. Turala mezhepte ihtilaf var ki o. Bunlar rahmet boyun ihtilaf ve her bitti kavuldu biz uzun cahiye koyuştuğumuz gerek. Turala mezhepte ortasındaki ahli sünnanın ortasındaki ihtilaflarını birbirine ziddiyet deyip çünmeyin. Bu birbirine tadahul boyun, birbirine kiredigan, birbirini kollab kuvvetleydigan. Birbirinin faziletini ziyade kıladığın ihtilaflar bunlar. Şunun için ulama dedi ki ihtilaful ümmeti rahmetun deydi. Ümmetin ihtilafı rahmettir deydi. Yani ümmetini Kur'an-ı Hadis'te çünüşlükteki kengirak çünüşlükteki ihtilafı rahmet bu. Yani Allah razı olsun. Şu ahli sünnet ve cemaat sünnet ihtilaflar kımese biz köp neseden habersiz kalemiz. Mesela hani Hanefiler, Şafiler, Malikiler dedi ki meşhur kavun ne mi? Tüyanın göçünü yese hiç kendine zararı yok. Bana şu meşhur. Biz fakat yine eğer Ebu Hanife şunu ayette de bütün şagirdleri Ahmed bin Hanbel'e Ebu Hanife'nin şagirdi hesaplanadı. Üyem ki doğru kendi ihtilaf kıma kendiydi. Biz Ahmed bin Hanbel Ali ihtilaf kımasa o hadisti bilmiyor kalardık. Köşegem helan kalardık. Yani tüyanın göçünü yese taharat kılıçlığı vacip buladı. Tüyanın göçünü ise taratısına dedip Ahmed bin Hanbel ihtilaf kıldı. Hani o ihtilaf kutturup başkalarına karşı çıkanı yok. Fakat ayet yaptı ki sizler tüyanın göçünü ise tarat kılmaydı diyorsunlar. De ki bana bu hadis var. Şu hadise göre ben tarat kısın diyemem diyordu. Yani bir koşumca koşuldu ki, ilim koşuldu ki bir yerde. Zıtmaz bu. Bu rahat kılıçlıymaz. Zarar verişliymaz. Belki ilimli kengeyişliği, ilimli köpeyişliği ki bu. Meselenin köpeyişliği. Ya ki namazdaki haletler, namazda oturuşluk suretleri. Fakat yine Hanefilerde oturuşunu örgengen bu siz. Başkasını bilmesiniz. Bunda fakat şu bana kendi böyleyiz. Lakin Şafilerde kavlu, Hanbelilerde kavlu, Malikilerde kavlu bilen tanışasız ki İslam kim eken? Bazen çerçegen haletiz buladı. Bazen ayağız ağırgen halet buladı. Bazen ayağız yere çıkken halet buladı. Hatta o şey başka kavulları yapıp göre otururuz. Üyem sünnet. Hiç kendine zararı yok. Ve başka bütün meseleler. Taharat sınışlık, sınmeslik meseleleri, usul-i vacib buluşlu gibi bu meslek meseleleri, nikah meseleleri, had, cihad. Bütün meselelerdeki bu ihtilaflar, ahli sünnetin ortasındaki ihtilaflar hepsi nimettir. Bunu biz azap deyip oylamayalık. Azapki eğlentirmemeyalık. Bu ihtilaflarda biz düşmanlıkke sebep kıvamayalık. Bu ihtilaflar Aliyat dedi ki, ikide baştan ikide fikir çıkardı. Onda baştan onda fikir çıkardı. Biz oturamızda etemiz ki bir iş kırmakçımız. Falan mesela biz bir katta bir medrese kurmakçımız. Şimdi mesela ben uzun tefekkür kısam, uzun aklım fikrim boyunca makul boyun, yakşı boyun bir yerde tanıyamam. Falan yerine mesela Zeytinburnu'ya bir katta medrese kurmakçımız. Kim soruyoruz 10 kişinin toplayıp durup, sizler ne dediyseler? Şu madresene kayırıya kurganımız yakışı. Zekin bir kişiye dedi ki,
falan yerge, nergisi falan yerge deydi. Her hal fikirler çıkardı. Hani fikirler köp çıkandakin fikirler keyin geldi. Yani hakikaten mesela men körmegen, men itibar vermegen, ya ki men unutken, ya ki men bilmegen bazı faydalarda köremen de fikrim keyin geldi. Keyin ha, demek ki bu katta medresanı falan yerge kurganımız hakikaten din için, ümmet için faydalı rak bulan deydi. Yani fayda mı yaptı ki bu? İhtilaf. Bu ihtilaf yani fikirlerde rengarengliği, fikirlerde köplüğü bunlar karama karşılayamaz bunlar. Her kim terakkiyat için, afzali için, yaşlılık için fikir bildiriyordu. Hiç kim rat kırışlığı meselesi demez. Ben bu madrasanın kuruluşuna karşılandı mıydı hiç kim? Kurulsunu falan yerine kurulsa yaşlı buladı. Falan yerine kurulsa yaşlı buladı. Ahli sünnanın ortasındaki ihtilaf bana şimdi ihtilaftır. Akidevi meseledeyim ve ameli meseledeyim. Eğer biz bunu kabul etmesek, şunu bilip koyuyorlar. Mesela ben bazen etmem ki, bazı kişiler ahli sünnanın ortasındaki ihtilaftı, lafzı ihtilanmaz, bu hakiki ihtilaf değildi. Mesela iman doğrusu da. İmanlı cumhur mürekkep değildi, hanefiler basit değildi. Şunu bin bazı etmedi ki, bu ihtilaf lafzı ihtilanmaz diyordu, hakiki ihtilaf diyordu. Hanefiler imanlı basit dişliyle onlar mürciye bulardı, ahli sünnadan çıkardı onlar diyordu. Hani bu katta zulüm bu. Eğer biz ahli sünnanın ortasındaki ihtilaflarını lafzi ihtilafı kabul etmesek, bu rahmet bugün ihtilaf demesek, bunda ahli sünnanın ortasında yaman körlüğün ihtilaf var buladı. Ve bana bu kip çıkardı ki, levecedu fihi ihtilafen kesira. Kur'an'da onlar köpkin ihtilafı tapken buluşardı. Dib Allah-u Teala rad kılıyıp duygen, yok deyip duygen ihtilafı biz Kur'an'a var duygen bulamız. Kur'an'da sabit dur diyen bulamız. Şunu yapılar mı? Şimdi Kur'an'da biz tasdik kırışlığımız için Allah-u Teala yaptı ki eğer bu Kur'an Allah'tan başkasını tarafından bulgendiydi, bunda köp gibi ihtilaf tapışken buluş aradı. Lekin bu Kur'an Allah tarafından şunun için onda ihtilaf yok ve Kur'an'da ihtilaf tapışılmıyordu diye. Kıyamet geçe Kur'an'da ihtilaf bu miydi? Kur'an'da yani hakiki ihtilaf bu miydi? Lafzi ihtilaf buladı. Demek ki ahli sünnet ve cemaatinin ihtilafı lafzi ihtilaf buluyordu. Şunun için bitti mezhep kaldırıp başkasını yukatış diyen derse bu cahillik ve batıldır. Hemen bitti mezhepke mecbur kileli dişlik bu cahillik batılliktir. Şu fikirler her hıl, fatvalarda her hıl buluşluğu katta nimet. Yani meselanı tuğluk ve tınık çünüşke hareket kılıyorlar. Mezheplar ortasında ihtilaptı biz lafzı demesek, hakiki ihtilap dediğim bu sey, bunda Kur'an'da ihtilap var bu kaladı. Ve aynı şekilde köp ihtilap var bu kaladı. Çünkü her bir mesele Kur'an'da alınadı. Ne teşhirlik göredik yapma siz? Melekhanin salatil usta doğrusu da. Hafizu salavat, hafizu ala salavati ve salatil usta. Allah-u Teala yaptı ki namazlarda muhafaza kıyırlar ve hususen orta namaz yaptı. Şu orta namaz, kaysa namaz, desez sahabelerden 5 de kavul var. Bir tanesi asır diyordu, bir tanesi şam diyordu, bir tanesi futan diyordu, bir tanesi bamdat diyordu, bir tanesi pişin diyordu. Yani 5 ile namaz diye ayet çıkken. İhtilap ki bu. Sahabeler ihtilaf kılıyordu. Kekhan da ihtilap, birbirine gezit bu ihtilap, mes bu. Birbirini kollayıp kuvvetlediğin ihtilap. Rahmet bu ihtilap. Rahmet bu ihtilap, rahmet buluşluk gerek. Düşmanlıkı alıp barmaslık gerek. Ziddiyeti alıp barmaslık gerek. Uruş cencelliği alıp barmaslık gerek. Demek hanefilik, şafiilik, selefilik, malikilik, bunlar yani ahli sünnanın kaysınısı bulsa bulsun, bu düşmanlıkı alıp barmasın. Dostlukı alıp barsın, muhabbetki alıp barsın. Bu mesela bana bu ayetin kâfı yapılır. Bu mesela Yahud nesliler, kafirler, şu ayet taptırıp, bana şu ayetten Kur'an'da batılığı nisbatlayımız deyişine sebepçi bulasın. Dedi, bana Kur'an'da ihtilaf yok deydi. Kariler, sünnilerde uzun tör mezhepke bölüm alıp, birbirini göçünü yiyetti deydi. Hemen Kur'an'dan delil getiren deydi. Yani Kur'an'da ihtilaf var ki, törge bölünüp birbirine düşman buluyordu deydi. Ve hala ki hazır gibi etken gel, cüda meşgul gel.
İhtilaful ummeti rahmetun. Ummetinin ihtilafı rahmettir degen söz meşhurdur. Hatta bazıları onu hadiske aylantırıp olgan. İhtilafu ummeti deyip izafa kılıp ummetimin ihtilafı rahmettir degen hadis okup çıkarılgan. Ulamalarda haligi sözü yaxşı bo'lganligi uchun bazıları bunu hadis deydi. Bu hadis emas bu. Ulamalarda sözü. İhtilaful ummet. Yani ummetinin ihtilafı bu rahmettir. Allah'ın nimetidir. Allah subhanahu ve teala bizi ve bütün ümmetini peygamberler ve sahabelerle yürüge en mükemmel halette itaat kılıp ergeçliğimizi müyesser kısın.